Wonder Kitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. 2023-2024 sezonunu Fenerbahçe'miz ilk resmi maçıyla beraber açtı. İnşallah başladığı gibi biter. 5-0'lık çok güzel bir galibiyetle başladık. Yeni transferlerimiz gol atarak başladı. Umuyorum ki bu başlangıçtaki böyle hani güzel, şevk dolu futbol en sonunda bizlere şampiyonluk hasretini de bitirtmiş olur. İsmail Hoca'nın açıklamaları var. Yeni transferlerin golleri var. İlk 11 bir şablonumuz var, formasyonumuz var. Selahattin Baki'nin açıklamaları var. Efendime söyleyeyim, Dušan Tadić'in çok önemli açıklamaları var. Hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Hepinize şimdiden keyif seyirler dileyerek golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayız. Golvar.com son dakika spor haberlerinin, günlük iddia tahminlerinin ve köşe yazılarımızın bulunduğu sitemiz. Sitemizin linki açıklamalarda mevcut diyerek gelin hep beraber videoya geçelim. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi ilk önelemesinde Zimru'yla karşılaştı. Telaffuzunu umuyorum ki doğru ediyorumdur. Kadıköy'deydi ilk maç. Aslında bu sıcakta, yani 35, 36, 38'lerin derecelerini gördüğümüz bu sıcakta maç oynamak ölüm. Yani biz de halı saha yapıyoruz. Ölüm gerçekten. Futbolculara da ciddi söylüyorum, bir su molası falan bir devirde yetmiyor. 3-5 tane su molası lazım. Fenerbahçe'nin bu durumda, bu sıcakta hiçbir şekilde eline yüzüne bulaştırmadan 5-0'lık galibiyeti gelmesindeki en önemli etkeni yeni yıldızları. Çok açık ve net. Yani biraz istatistiklere bakınca 2.94 gol beklentisinden 5 gol çıkarttı Fenerbahçe. Hatta daha fazlasını da atabilirdi. İlk devre Ceko'nun biraz bir tane kafayla bir tane ayakla karşı karşıya kaçırdığı var. Her şeyi değerlendirmeye çalışacağız. Maçı erken çözebildik ama en başta maçın ilk 11'indeki her şey, ilk 11'indeki hem formasyon hem varyasyon hem de kullanılan oyuncu profilleri bizlere İsmail Hoca basın toplantısında şöyle bir şey söylemişti. Yarın kullanacağımız şablon, formasyon sezonun genel hattıyla alakalı bir ana planımız olacak. Sizlere de fikir verir demişti. Bu açıdan da Fenerbahçe'nin sezon boyunca 4-3-3 çift 8'li üzerinden gideceği bir gerçek. Kendimce en çok soru işareti duyduğum, acaba planlama nasıl ilerliyor dediğim bir nokta vardı. O da Dušan Tadić. Tadić acaba 10 numarada mı düşünüyor Fenerbahçe, yoksa Tadić Fenerbahçe sol kenarda mı düşünüyor diye merak ediyordum. Çünkü İsmail Hoca bir 10 numara arıyoruz dediğinde Dušan Tadić'i çekti Fenerbahçe. Dušan Tadić 10 numara ise, Szymański 8 ise 6 alacak o zaman bu takım diyordum. Ya da Dušan Tadić işte Zaha'nın olmamasıyla beraber sol kenar, Kent ve şimdi gelecek olan Cengiz transferiyle Dušan, Kent, Cengiz veya Kent veya Cengiz ve ileride de Ceko üçlüsü de bir kenar oyuncusu mu olacak Dušan Tadić diye kendimce düşünüyordum. Aslında bunun cevabını aldım. Ana planda Dušan Tadić'i sezon boyunca İsmail Hoca sol kenarda düşünüyor. Dušan Tadić'in de zaten şu ana kadar da en verimli olduğu yer sol kenar forvet, sol kenardan oyun kurması. Burada iki güzel şey gösterdi bize Tadić. Bir, zaten hücum hattının, o ön üçlünün en temiz, en kaliteli ayağı olacağı. Bu konuda yani hiç şüphe yok. Hepimiz aslında çok mest etti Tadić. Bununla beraber de Ferdi ile çok güzel anlaştılar. Yani Dušan Tadić'e akıllı topçular lazım saha içerisinde. Burada Ferdi'nin Fenerbahçe'nin geçmişinde en zeki, futbol aklı olan futbolculardan bir tanesinin olduğu hepimiz kabul ediyorduk zaten. Burada Tadić ile aynı bölgede oynaması, Ferdi'yi sağ bekte daha iyi bulmama rağmen, sol bekte Dušan Tadić ile beraber çok güzel anlaşma sezon boyunca da bize o kenardan çok güzel şeyler izlettireceklerinin sinyallerini verdi. Bireysel anlamda bakacak olursak Dušan Tadić maçın en ön plana çıkan futbolcusu ki herhalde 30-35 dakika oynaması dahi yetti Tadić'in. Tadić'in Fenerbahçe uzunca zamandır hücum oyuncularında, yani ön hat oyuncularında bir heyecana ihtiyacı vardı Fenerbahçe taraftarının. Yani ön tarafta bir futbolcu topu aldığı zaman ya bir çeksin, bir rakip beki yatırsın, bir stopere bir bacak arası atsın, biraz slalom yapsın, biraz şov yapsın ihtiyacına tribünlerin, taraftarın, hepimizin bir duygu coşmasına ihtiyacı vardı. Bu konuda Tadić hepimizin tüm tatminini karşıladı, hepimizi mest etti diyebiliriz. Adam bunları zaten çok uzun zamandır yapıyordu. Tadić'i en prime halinde almadık, ancak buraya gelen Tadić, yaşını hiç önemsemeden buraya gelen Tadić maç sonunda yaptığı açıklamalarla buraya hem sahiplendiğini ve buraya da şakalaşmaya gelmediğini kendisi söyledi. Yani Tadić'in o açıklaması çok kıymetli. Ben buraya şakalaşmaya gelmedim. Buranın lideri olmak istiyoruz. Burada şampiyon olmak istiyoruz. Burada başarı yaşamak istiyoruz dedi. Tadić'in açıklamasında, geldiği açıklamasında, ilk açıklamasında Ceko'nun da Tadić'le konuştuğunu söylemişti. Tadić, yani Ceko aslında o transferde önemli de bir rol oynamış. Burada Fenerbahçe için transferlerde Ceko'nun basın toplantısında mesela orada Ceko'nun da açıklaması çok önemliydi. Ceko 10 yıldır şampiyon olamıyorsa belli başlı hatalar vardır. Çok iyi oyuncu transferleri gelmeye devam edecek demişti mesela. Burada gelen futbolcuların takımı böyle sahiplenmesi, yani Tadić geldi, evet paramı alıyorum, sahada karşılığını veririmden ziyade bir aidiyet beslemesi, bu takımın başarısı için transfer konusunda
sonunda dahi el atması hem Dzeko için hem Tadic için bizler için çok önemli işler olduğunu kendi adıma düşünüyorum. Duşan'ın hem maçı çözmesi, yani maçı çözdü. Duşan burada yaptığı asisten ziyade oyun içerisinde yaptığı kilit pas. 45 dakikada 7 kilit pas vermiş Tadic. Yani asist yapmasından kusarız sezon boyunca. Umuyorum ki böyle de devam eder ki zaten bu pas istatistiklerinde Tadic'in kıyası artık Messi seviyeleri. Yani bunu birçok istatistik şirketinde falan görebiliyoruz. Birazcık Tadic'le Messi'yi, Tadic'le efendime söyleyeyim De Bruyne'i falan karşılaştırdığında maç başına kilit pasta çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Tabii burada Ajax'ta oynaması da çok kilit etkendi. Bununla beraber Dzeko, Edin Dzeko'nun Fenerbahçe için vereceklerini en net gördüğümüz maçlardan bir tanesiydi. Rakibin seviyesi ne olursa olsun ya Fenerbahçe tarafından birazcık analiz etmeye çalışıyorum. Dzeko bu işi sırtı dönük işi evet ben çok iyi yapıyorumu tekrar bizlere gösterdi. Özlemiştik sırtı dönükte herkesi oynatabilen bir forveti çok özlemiştik. Burada Dzeko'nun gol atmasından ziyade rakip takım stoperlerini çekip kendi yarattığı boşluklara koşan Fenerbahçe futbolcularına yaptığı asistler ve servisler önemliydi. Burada Dzeko'nun asisti de çok kritik. Zimanski'ye yaptığı asist de çok kritik. İkinci asistinde ama ilk asistinde mesela direkt merkezin içerisine yaptığı asist çok güzel. Bir tane daha yine Mert Hakan'a verdi. Osayi vurdu sonra olmadı ama oradaki koşusu, çapraza koşusu, topu içeri çevirmesi bunu sezon boyunca biz çok göreceğiz. Bunu bize Dzeko ilk maçtan fragmanını, sinyallerini, spoilerını verdi diyebiliyorum. Dzeko'nun o yüzden Fenerbahçe için Dzeko bir box golcüsü. Dzeko işte uzaktan şutlarla ne bileyim slalom gollerle hayatı boyunca olmadı. Yaşı kaç olursa olsun. Bu sezon 37 yaşındaki Dzeko böyle olmadı. 30'unda da bu Dzeko böyleydi. 30'unda da yaptığı en iyi iş arkadaşlarını oynatmak ve servisti. Dün de bunu bize izletti. Bu anlamda çok memnunum kendisinden de. Biraz daha en azından gol pozisyonlarında bitiriciliğini daha da zaten arttıracaktır. Dün iki tane kaçırdığı gol vardı çünkü bir kafayla kaçırdı. Bir tane de sol ayakla geleni, Tadic'ten geleni kaçırdı. Yapar onları da. En kaçırdığı hal iki asist bir gol. En kötü hali böyle olsun kaptanın. Fenerbahçe kaptanlığına da kendisi çok çok yakışıyor. İkisinin Dzeko Tadic ikilisinin Fenerbahçe'nin 5. golünde yedek kulübesinde olmalarına rağmen ayağa kalkıp alkışlamaları, umutlu görüntüleri, hocanın yanına gitmeleri, beraber kol kola sarılmaları ve maçtan sonra tüm tribünleri ikisinin özellikle sarılması, evlatlarını alması, sarılması, beraber olması Fenerbahçe için güzel. Yıldız indirirsin. Yıldız indirmek çok büyük mesele değildir. İkna edersin, parasını verirsin ve yıldızı çubukluyu giydirirsin. Ancak o yıldıza tabiri caizse Şükrü Saracoğlu'nu sahiplendirmek, evi gibi hissettirmek, o aidiyeti göstertirmek, bununla beraber taraftara mahcubiyet duygusunu bizlere hissettirmesi asıl önemli mevzulardı. Burada Dzeko ve Tadic'te ben kendi adıma bunları görüyorum. Bunun dışında yeni transferlerden Zimanski de vardı. Zimanski'ye dair maçlarını izlemeye çalışıyordum son zamanlarda. Artık Fenerbahçe'de daha fazla göreceğiz. Zimanski'ye dair aslında kafamda oluşmayan bir iki iş vardı. Acaba Zimanski daha çok oyun kurulumunda olan bir futbolcu mu, daha çok topsuzluğu olan bir futbolcu mu diye düşünüyordum. Dün koşu mesafelerine bakmadım ama en çok koşan futbolculardan bir tanesidir muhtemelen. Sadece şurada eksikliği var bana göre Zimanski. Birazcık buna şöyle diyebilirim, birazcık top almıyor. Yani bir merkez oyuncusu Fenerbahçe özellikle çift 8 oynayacaksa burada Zimanski'nin vereceği katkı çok önemli. Zimanski çok daha fazla topsuz, rakibi kovalamadı da mesela ben Zimanski ile orta sahaları daha kibar, daha naif, daha Zimanski'yi de taşıyabilecek bir altıya ihtiyacı olacak diye düşünüyordum Fenerbahçe'nin ama öyle değil. Tackle'da, top kapmada, preste çok çok iyiydi bence. Bununla beraber birazcık da oyun içerisinde aktifliğini arttırdıkça çok güzel işler yapacaktır. Mesela Dzeko'nun asist yaptığı Zimanski'nin golünde orada mesela bir 35 metrelik sprinti var Zimanski'nin. Bununla beraber geriden geliyor. Stoperin önüne geçebiliyor. Kaleciye geçti. Çok da güzel. Çok da temiz bitirdi. Oradaki boş koşusu kıymetli. İsmail Kartal oyun sisteminde geçen sezon yani Vitor Pereira'nın bıraktığı İsmail Kartal'ın geldiği 12-15 haftalık süreçte de İsmail Kartal çift 8'ini zaten oralara sokuyordu. Mert Hakan da dün bunu çok yaptı. Zimanski de bunu çok yaptı. Orada toplarla daha fazla buluşması gerekecektir sadece. Onda bir tanesini zaten gol yaptı kendisi. Çok güzel koşuyordu. Orada da Zimanski'den sadece birazcık da ben topluda ihtiyacımızın olduğunu düşünenlerdenim. Alexander Dzeko stoperimiz Fenerbahçe için anladığım kadarıyla yani İsmail Hoca biraz daha ana planımızı gösterecek dediği için bunu söylüyorum. İsmail Hoca'nın ana plan stoperi Alexander Dzeko gibi gözüküyor. Sol stoperi. Sağ stoperi de Rodrigo Becao gibi gözüküyor. Çünkü Dzeko Luan Perez olmasına rağmen, daha yeni transfer olmasına rağmen Dzeko sol stoperde forma kaptı. Burada İsmail Hoca'nın şöyle düşündüğünü tahmin ediyorum. Becao daha topla çıkış, topu oyuna sokma, uzun pas, diagonal pas bunlarda çok iyi olmayan bir stoper ama geri kalan her şeyde Dzeko'nun önünde bir stoper. Burada birbirlerini meçleştirmiş olabilir İsmail Hoca. Dzeko ile oyunu biraz daha topu sokarım, uzunlarımı yaparım sağa sola, en azından oyunu başlatabilirim. Becao'dan da tam bir stoper görevi alırım diye güzel bir maç olabilir bence. Bunu zaten zaman içerisinde uyumlarıyla beraber daha iyi göreceğiz. Bence dünkü maçın en önemli oyuncularından biri Bright'tı. Bright Usai Samuel'di. Jesus döneminde çok geri planda kalan futbolculardan bir tanesiydi ama İsmail Hoca'nın hem geldiği dönemde hem de şimdiki döneminde yine ön plana çıkacak oyunculardan bir tanesi. Brighton dünkü maçta ben kalıyorum
sinyallerini çok net aldık bence. Özlemişiz. Yani geride verdiği özellikle açık alanda, kontralarda, geçişlerdeki güveni, rakibi kim olursa olsun, dün rakip aslında seviye olarak düşük olabilirdi ama bunu Vakayemelere karşı da yaptı Bright. Yani bir oyuncudan zaten her şeyi bekleyemeyiz. Yani hem ya o sahayı orta yapamıyor eleştirilerine katılmayanlardan, evet orta yapamıyor ama zaten o sahayı orta yapamasın. Yani diğer iyi özelliklerini zaten yapamaz ki burada dengeliyoruz biz iki tane beki. Bright çok sprinter, çok atlet. Ferdi ise çok daha merkezleşen, çok daha oyun kurabilen. Ferdi'yi birazcık daha Pep bekleri gibi görmemiz mümkün ki mükemmel de bir gol attı. Özlemişiz Fenerbahçe'nin bence yerli kaptanlarından bir tanesini. Özlemişiz Ferdi'yi. Ferdi Fenerbahçe için bulunmaz nimet. Çiçek kendisi. Çok güzel gol attı. Bununla beraber oyun içerisinde sürekli aktifti. Çok akıllı, çok oyun zekası yüksek futbolcu. Ferdi Tadiç ikilisinin de o kenardan çok çok işler, güzel işler yapacağını, sinyallerini harbiden aldık. Bununla beraber bu kadronun, mevcut kadronun, şimdi Crespo'nun performansı bence çok durağandı. Çok kötüydü. Crespo ile alakalı bir sözleşme problemi var anladığım kadarıyla. Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi Crespo kabul etmiyor. Bence yollarımız ayrılabilir. Seneye de sözleşmesi bitecek bir futbolcu olduğu için hani Crespo'dan alınabilecek şu andaki 6 milyon, 6,5 milyon, 7 milyon, 8 milyonlar belki Fenerbahçe için bir kar olacaktır. Çünkü Mia Zayt problemine dönsün istemiyorum. Crespo bonservis yedirebiliyorken en azından Portekiz'de alıcısı muhakkak vardır. Bragalar falan olabilir. Crespo'dan çıkmak lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin çok çok iyi bir 6 numara ihtiyacı var. Ve bunu kaçırmamak lazım. Fenerbahçe'nin çok çok iyi bir de 8 numara ihtiyacı var. Yani ben kendimce, benim planlamam şu şekilde. 6 numara rotasyonunda İsmail. 8 numara rotasyonunda Mert Hakan ve Zayts. Diğer 8 numara Szymański rotasyonunda yine Mert Hakan ve Miha Zayts olmalı. Fenerbahçe için böyle bir üçlü ana planda kurup arkasındaki üçlüyü de İsmail, Mert Hakan ve Zayts üzerinden gidebiliriz diye düşünüyorum kendi adıma. Bu yüzden Crespo ve Arao ile de yollar ayrılabilir. Miha Zayts'la da çok tutmuyorum Miha Zayts'ı. En azından raddedeki tavırlarından dolayı. Yani herkes idman yaparken Dzeko Şampiyonlar Ligi finali yapıp geldi Fenerbahçe'ye. İdmanların en başından beri vardı. Tadiç sözleşmesi bitti. 24 saat sonra Samandıra'daydı. Gitti bavulunu topladı. İdmana geldi. Burada Zayt 2 aydır tatil yapıyorsun. Yani temsilci gönderdin önce. Önce maaşla anlaşamadın. Tatilin uzadı. Yattın, ettin. Fenerbahçe öneleme maçına çıktı. İlk 11 garantisi istedin bir ara. Yani o kadar bulunmaz nimet mi? Beğenirim. Beğenmediğim bir topçu değil. Beğenmeme rağmen bunu söylüyorum. Yani bu kadar naza harbiden aşık usandırır durumundayım kendimde. Miha Zayt'a göre. Ama hoca, İsmail Hoca orada Szymański 1-8-1-6 arkasındaki rotasyonda İsmail, Mert Hakan ve Zayt üzerinden gidiyorsa çok da saygı duyarım. Zayt da İsmail Hoca ile beraber çok güzel performans vermişti. Fenerbahçe için 1-6 ve 1-8'in şart olduğu konusunda emin olmak lazım. Bu 6 numara ve 8 numaranın profillerini doğru eşleştirmek lazım bence. Maç şöyle bir şey gösterdi bize. Şimdi Fenerbahçe 6'da biraz daha top çıkarabilen ve çapa bir oyuncu bakıyor. Ama 8'i Fenerbahçe'nin top taşıyabilen bir oyuncu olmalı. Yani Fenerbahçe için Szymański'nin 35 metrelik sprintlerini toplu yapabilecek bir futbolcuya da ihtiyacı var. Yani burada aklıma gelen, sakatlığıyla alakalı bir problem yoksa Ndombele geliyor tabii ki. 6 numarada ise belki bir son zamanlarda dillenen bir Jorginho hamlesi var ama Jorginho ve Ndombele'yi beraber alacaksan ya da mesela ikisini yapabilen Bologna'daki Dominguez. İkisini birlikte yapabiliyor çocuk. Top da çıkartabiliyor. Rakipte baskıda da var. Topla driblingi de var. Şutu da var. Pası da var. Burada Fenerbahçe'nin tüm imkanlarıyla Dominguez'e gitmesi gerektiğine inananlardanım. Ön taraftaki hücum hattımız biraz belli oldu. Tadiç, Dzeko zaten bankolarımız ve Cengiz geliyor. Cengiz'in de Fenerbahçe'nin hücumuna çok şey katacağına inananlardanım. Çok iyi opsiyon. Ben sadece Cengiz'i bir yerli avantaj olarak görmüyorum. Cengiz çok iyi bir futbolcu. Artısı da yerli bana göre. Genel anlamda maça dair bunlar vardı. Sadece maçtan sonra Batshuayi'nin ve Selahattin Baki'nin iki olayı oldu. Yani Batshuayi şöyle bir sistem etmiş. Onu İsmail Yüksek de teselli edememiş. Bu kadroda Batshuayi genel olarak yedek kalmayı kabullenebilecek futbolcu değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Batshuayi'nin pozitif tavırları vardır. Batshuayi çok duygusal bir futbolcudur. Batshuayi'nin pozitif tavırları olduğu kadar Batshuayi'nin tribal tavırları da olacaktır. Burada süreci iyi yönetmek lazım. Batshuayi'ye gerçekten 12'leri, 13'leri, 10'ları, çift taneli rakamları bulabilecek bir teklif varsa Batshuayi'yi bence çıkartmak gerekiyor. Burada Dzeko'nun arkasında başka bir santrofora, yine kiralık belki, belki elinde olan bonservisi birine gidebiliriz ama tek santrofor profilinde Michy Batshuayi, Dzeko'dan istediklerimizi veremeyecek futbolcu. Farklı tarz profiller. Bu anlamda da Batshuayi de mutsuz olacaksa şu anda çok sevdiğim Fenerbahçe-Batshuayi ilişkisini sürdürmenin de pek sağlıklı olmadığına inananlardanım. Selahattin Baki maçtan sonra açıklamalar yaptı. Sertti aslında. Ton yüksek Fenerbahçe yönetiminde uzun zaman sonra böyle devam eder mi bilmiyorum ama Zaha ile ilgili yaptı. Hani 10 milyon eurolara çıktılar artık.
biz çekildik, cevap bile vermedik dedi. Çok önemli değil. Yani bu Zaha sürecinin artık uzamaması gerekiyor. Zaha Fenerbahçe için bir transfer çalımıdır. Yediği bir transfer çalımıdır. Ve bu noktada Fenerbahçe'nin bunu işte Galatasaray 2.75, 3.75, 4 milyon maaş açıklamış, imza açıklamış ama aslında öyle değil falan isyanına gerek yok. Alındı, herkes ayrını görebilir. Yani burada Fenerbahçe'nin göstermesi gereken tavır şu olmalı diye inanıyorum. Benim sol kenarım Tadic, Zaha defteri bizler için kapandı. Alana hayırlı uğurlu olsun deyip geçebilmeli Fenerbahçe bu noktada. Selahattin Baki ama Szymański için teknik direktörü toplantı yapmasına rağmen, Galatasaray teknik direktörü toplantı yapmasına rağmen aldık. Ve bundan sonra kafa kafaya gelirsek bir transferde kalbine kadar gider alırız dedi. Fenerbahçe bu Zaha transferinde açıkçası ortamda oluşan psikolojiden dolayı birazcık daha agresiflenmiş diyebiliyorum. Bununla beraber bundan sonraki süreç için Ali Koç ve Selahattin Baki şöyle bir şey söyledi. Selahattin Baki dedi ki 2-3 tane transferi Temmuz'da bitirip Ağustos'ta bir fırsat transferi bekliyoruz dedi. Ali Koç da dedi ki transferleri neredeyse Temmuz'da bitirmek istiyoruz. Temmuz'un bitimine 4 gün kaldı ve 4 gün içerisinde Fenerbahçe için bir Livakovic, bir Cengiz Ünder, bir de 8 numara ya da 6 numara, bir de o merkez orta saha kapı bekliyorum kendi adıma. Bununla beraber Ağustos'ta da işte Premier League takımlar kurulduktan sonra oradan düşecek bir merkez daha kendi adıma bekliyorum. Lütfen bir merkez daha alalım ama bir merkez daha bekliyorum. Yani bu 3-4 günde, 5 gün, bir haftada diyelim 3 kap sonrasında Fenerbahçe'nin birazcık daha fırsat kovalayacak duruma gelmesini bekliyorum. Ama burada Luan Perez giderse, yani Selahattin Baki ve Ali Koç'un açıklamalarını kendimce şöyle düşünüyorum ki ana planı kuralım, ondan sonrasına bakacağız. Yani Luan Perez gider, bir stoper alması gerekebilir Fenerbahçe'nin. Batshuayi gider, bir yedek santrafor alması gerekir Fenerbahçe'nin. Bek rotasyonunda belki birisini alması gerekir Fenerbahçe'nin. Yani burada birazcık gidenlere göre geliş beraber 7-8 transferi, 6-7 transferi çıkabilir Fenerbahçe. Ancak ana hatta bir kalecimi alayım, Livakovic'imi, bir Cengiz'i alayım, bir tane de merkezimi alayım, Ağustos'ta bir merkez daha kovalarımı hissettim açıklamalardan. İki merkez almalıyız diye kendimce buna inanıyorum. Çok istiyorum. Tadic ve Dzeko'yu mahcup etmemek lazım. Onlar Fenerbahçe'yi mahcup etmeyecek gibi duruyor. Biz de onlara istedikleri kaliteli kadroyu vermemiz gerekiyor. Fenerbahçe için daha iki ön eleme yolu daha var. Bununla beraber Süper Lig'de başlıyor. Artık Ağustos'un ilk haftası gibi takımın ana hatlarını kurup ondan sonrasında bir şekilde eklemelerimizi, fırsatlarımızı yapıp devam edeceğiz gibi gözüküyor. Burada rakibin yaptığı kadrodan ziyade Fenerbahçe'nin hangi uyumda, hangi kadroyu, hangi kaliteyi beraber, birbirleriyle beraber yaklaştırabileceklerini ve Süper Lig'i yine kıracak iki takımın Fenerbahçe Galatasaray olacağını yine Beşiktaş'ın da takip edeceği şekilde, yani Anadolu ile makası daha da açacağı çok belli. Bu noktada yine derbiler etkileyici olacaktır. Derbilerde de Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu isimlerine merkezdeki sertliğe ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. İlk maç, ilk galibiyet, 5-0'lık clean sheet. Yeni transferlerimizin gol attığı galibiyet ne güzel galibiyettir. Kent attı. Kent'i de konuşmadık ama bu sezonun underrated futbolcularından olacağına inanıyorum. Ben Kent'i çok beğenirim, severim. Kent Fenerbahçe için safkan bir kanat oyuncusudur. Sağda da çizgiye basar, solda da çizgiye basar. İki ayağını kullanır. Çok da güzel gol attı. Kadıköy'de tüm transferler siftah yaptı. Dzeko'sundan Kent'ine, Tadic'in asistine, Szymański'sine kadar çok güzel oldu. İnşallah sonu da böyle gelir. İnşallah süreç böyle devam eder diyerek videoyu noktalandırıyorum. Benim için maçın oyuncusu, hepimiz için Dušan Tadic ama Tadic'i es geçiyorum, pas geçiyorum. Tadic hariç benim için maçın oyuncusu Brighto Sahi Samuel diyorum. Sizlere de bunları yorumlarda söylemeniz için sizlere de paslıyorum sorumuzu sormuş bulunmaktayım. Videoyu şimdilik noktalandırıyorum. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.